Bir duygusal durum söz konusu oluyor. Yani kendini daha çok Fenerbahçe forması giymiş 6-0'da gol atmış bir isim olarak mı hissettin bu Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde, yoksa Galatasaray altyapısından çıkan bir oyuncu olarak mı hissettin? İnsanlar bunu sorduğunda herkes mesela sosyal medyada şunu soruyor: Ceyhun abi hangi takımlı diye. Mesela insanlarda da böyle bir kafa karışıklığı O olmuş. dönemde Fenerbahçe posterlerinde, takvimlerinde de görmüştük sizi. Şöyle söyleyeyim, ben çocukluğumda Fenerbahçeliydim. Rahmetli babam benim çok iyi bir Fenerbahçeliydi. Hep hayaliydi. Yani oğlum olsun, futbolcu olsun ve tuttuğum takımda oynasın diye. Çocukken Fenerbahçeliydim. Onun da bana işlemiş olduğundan sebep. Hatta çocukken bizi Kadıköy'e maçlara falan da götürürdü. Ama iş profesyonelliğe girince ve altyapımda Galatasaray'da başladım. Ve A takıma çıkana kadar bütün kademelerinde oynadım. Bütün yaş gruplarında oynadım. O yüzden Galatasaray Spor Kulübü benim için çok önemli, çok özel bir kulüptür. Çünkü futbola başladım ve kendimi geliştirdiğim bir kulüp. Hani eğitimini, futbol eğitimini aldığım kulüptür. Asla bir şeyim olmaz. Hani öteleme gibi bir durum olmaz. Kalkıp işte ben Galatasaray'ı sevmiyorum, İşte ben Fenerbahçeliyim gibi bir yorumum da yok. Ama şunu asla inkar etmiyorum. Evet, çocukken Fenerbahçeliydim. Ama profesyonel olduktan sonra o takım tutma olgusunu ben bir tarafa kaldırdım. Çünkü çok fazla takımda oynadım. Ve oynadığım takımlara aidiyet duygusunu her zaman hissetmişimdir. Hangi takım olursa olsun. Fenerbahçe de bunlardan biriydi. Çünkü benim için özel, çocukluğumun takımı. Ve babamın, rahmetli babamın tuttuğu ve formasını giymemi çok istediği takımında forma giymek de benim için çok gurur verici bir olay. O Çok 6-0'lık maçta keyifli. oynamış olmak, gol atmış olmak Tabii çok çok sana özel bir durum. Fenerbahçe taraftarıyla aranda özel bir bağ kurmana neden Tabii oldu mu? şöyle söyleyeyim. Belki birçok insan bilmez. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında alt yaş gruplarında da vardır bu rekabet. Galatasaray'da oynarken Galatasaraylı olabilmeniz için, yani Galatasaraylı adledilebilmeniz için Fenerbahçe ile oynarken Fenerbahçe'ye gol atmanız gerekiyor. Ben bunu genç takımda yaşadım. İlk Galatasaraylı olduğum maç Fenerbahçe maçıdır. Selimiye stadında bir maçta iki tane 4-2 yendiğimiz bir maç var Fenerbahçe genç takımını. O maçtan sonra bana dediler ki tamam, sen artık Galatasaraylı oldun. Bana gurur verdi. O zaman takım olarak Fenerbahçe'yi tutuyor olmama rağmen. Ama Fenerbahçe'de de şu var. Fenerbahçeli olabilmeniz için Galatasaray'a gol atmanız lazım. O zaman Fenerbahçeli diye addediliyorsunuz. İşte ben de o maçta Fenerbahçeli'yi aldım. Hatta anlatan spiker o da ilk golünü Galatasaray'a atıyor diye sanki ilk defa gol atıyormuşum gibi söyledi ama öyle bir vurgu yapmıştı. Yani ezeli rakiplerin maçlarında yer almak, bu tip derbilerde oynamak, hangi tarafta olursanız olsun bir de efsane olacak, yıllar sonra bile hatırlanacak bir maçta yer alıp gol atmak çok keyifli. Onun hala keyfini yaşıyorum. Sağ olsunlar Fenerbahçeliler her sene hatırlatıyorlar. 6 Kasım'ı hiç unutturmuyorlar. Unutulmayacak da bir olay. Bir taraf için olumsuz bir taraf ya şey bu durum. Ama onlar da unutmayacak. Gerçekten Bir de tarafın da efsane bir durum. Onlar hiçbir zaman unutmayacak Fenerbahçe tarafı. Şimdi o